Yani çok açık giyinmesini sevmiyoruz mesela. Misal. Topuklu ayakkabıları giymelerini sevmiyoruz mesela. Yolda yürüyemiyorlar, aman diyorlar. Sakal. Odunlukları genel olarak. Kaygısız olmaları. Makyaj. Nerede oturup nerede kalkacağını bilmediklerinden. Fazla neşeliler. Bazen üzülmeleri de gerekiyor. Üzüyorlar ama üzülmüyorlar. İnat, yalancılık, güvensizlik. Temiz, yani kirli olması hoş değil. Yani. Trip atmaları. Çok inatçı olmaları diyebilirim. Kıskançlıkları. Fazla özgüvenli olması. Vurdum duymaz olması. Kendini beğenmiş olması. Egoistlik, kıskançlık. Bahane arama, bir şeyler arama gibi. Yola tükürmeleri. Bayanlara karşı kaba davranmaları. Hitap şekillerini beğenmiyorum mesela. Kıskanç olması. Erkeklerde güvensiz, yani güvenmiyorum erkeklere. Mesela kıskançlık, kendine acayip güvenme. Erkekte sevmediğim şey kıskançlık ve maçoluk. Çok konuşmaları. Çok makyaj yapmaları yani. Kendi doğal güzelliklerini makyajla kapatıyorlar yani. Kıskanç olmaları. Gayri ciddi davranmaları. Sorumsuzluk. Kendini nazar çekmesi ya en büyük faktör. Sürekli telefonla rahatsız etmeleri. Mesela biz arkadaşlarla PlayStation falan oynarken ikide bir de mesaj atıp ya da arayıp neredesin, kim var yanında, kız var mı? Yani sen erkek varsa erkekler kim, hangi arkadaşlarım? Bir sürü soruları var. Şu da var, biz üniversite ortamının en çok dikkat ettikleri şey mesela kantin ya da kafelerde oturduğun zaman bir kıza geldi, karşısında bir bayan varsa sana bakıyorsa kesinlikle kıskançlık yapıyorlar. Ve kıskançlık yaptığı zaman öyle 1-2 saatte de yani barışmıyorlar. Bir gün, iki gün mesajları atıyorsa bayağı bir uğraşıyorsun yani. Sinirlenmeleri, öfkelenmeleri, araba kullanırken özellikle. Konuşmamaları bazen. Sinirli, agresif erkekleri hiç sevmem. İnceleyip sık dokumalar. Despotlar bir kere. Çok farklılar, bize göre az konuşuyorlar. Biz bir olanı 5 anlatırız mesela, ballandırır. Onlar 5 olanı 1 söylerler, 4'ünü biz yazıp doğrusunu bulmak zorunda kalırız. Çok konuşurlar. Aynanın karşısında saatlerce durabilirler. Bayanlarımıza sahip çıkalım. Çok konuşmaları, ses tonları insanı rahatsız edebilir. Değer bilmemeleri, utangaç olmaları, aşklarını daha iyi ifade edemiyorlar. Osman da mesela inatçı. Bayanlar sevmediğim özellik olmaz yani bayanlar. Şimdi sizin sorum yani ne diyeyim ben şimdi? Yok, sevmediğim bir yönü yok yani.